Kuzguncuk'ta doğdum, büyüdüm ve Kuzguncuk benim biraz kaderim gibiydi. Kuzguncuk küçük bir yer. Evden çıkıyorsun, okula yürüyerek gidiyorsun. 5-10 tane atölyenin kapısı açık, atölyenin önünden gidiyorum. Her seferinde onlara kafayı uzatıyordum. O süreç orada başladığı zaman ben gerçekten kendimi bildiğim gün söylediğim tek bir şey vardı. Ben heykeltıraş olmak istiyorum. Başka hayatımda hiçbir hayal kurmadım. Hiçbir zaman değişmedi. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, Tan. Müzik dinliyoruz çok fazla. Neyin sesine aşık olduk? Rebap sesine aşık olduk. Bu neyin ne olduğunu merak saldıktan sonra tabii ki ucu Mevlana'ya geldi ve ondan sonra onu merak etmekle başladı. Oradaki o insani duygular beni inanılmaz etkiledi. Çok fazla hayatın daha duygusal tarafında yaşadığım için her başıma gelen şeyle ilgili hep kadersel sorular soruyordum ve kendi içime dönüp kendi sorularımı sormaya başlıyordum. Askere gittim. Askerde beni yazıcı yaptılar. Ondan sonra 6 ay boyunca hakikaten yazı yaz, kağıtları imha et, kağıt bit filan derken ilk sergimin bütün süreci askerlikte çıkmıştı zaten. Ondan sonra çıkar çıkmaz bir disiplin fabrikası diye bir sergi yaptım ve orada çok fazla zana ilk kağıt işlerim orada çıktı. Dediğim gibi bütün bu süreçlerin çoğu kendiliğinden geldi. Kullandığım renkler kendiliğinden geldi. Bütün bu akışın aslında, bütün bu sürecin bu üretimle birlikte akışıyla ve meditatif tarafıyla ortaya çıkması benim için çok önemli. En çok beslendiğim ne diye sorarsanız, en çok beslendiğim şey gene atölye hakikaten. Kitap okuyacaksam dahi atölyede kitap okumayı seçiyorum. Çünkü burada olma fikri ister istemez size böyle yeni çağrışımlar, yeni fikirler getiriyor. Yani kitap okurken bile gözüm daha önce yaptığım bir işe takılıyor. Oradan yeni bir fikir çıkıyor, hemen buraya aletlerin başına geçiriyorum. Hayatının %99'unu atölyede geçiren biri için aslında atölye benim inziva mekanım. Zaten ben yıllardır inzivadayım. Yani hayatımda bir şey değişiyorsa işler de değişiyor. Çünkü atölyede olduğun her an malzeme de evrilmeye başlıyor. Malzeme artık sana ben ne şunu yapabilirsin demeye başlıyor. Simetri hastasıydım. Deli gibi simetrik işler yapıyordum. Bunu artık değiştirmem lazım. Çok fazla hayatıma müdahale etmeye başladı bu simetri takıntısı dediğim zaman işleri bozmaya başladım. İşlerdeki simetriyi bozdum. İşlerdeki simetriyi bozarak bir sergi yaptım ve ondan sonra hayat düzeldi. Hayatım çok azaldı mesela. Çok küçülttüm hayatımı. Hani hem maddi hem manevi olarak atıyorum 3-4 tane pantolonum var. Onları eskiyince biliyorum aynılarını internetten sipariş ediyorum. Çok daha minimalleştim. Ondan sonra hemen atölyeye geliyorum. Atölyede bir bakıyorum yaptığım işler de minimalleşmeye başlamış. O yüzden böyle kendi doğallığıyla çıkıyor işler. Dünya üzerinde herhangi bir trend varsa sanatla ilgili o trendin peşinde koşayım, onun içerisinde olayım diye de bir iş yapmadım. Bütün bu sürecin sonunda tabii ki inziva sergisine gelirsek aslında inzivaya giren ve ondan sonra çıkan insanın aynı olmayacağını biliyorum ki bunu yaşadığım için. O yüzden de hep bu sergiyle birlikte hissettiğim ki bu son zamanlarda ya bir güç olsa ve biri dese ki bütün dünyaya arkadaşlar bir durun.